Bugünkü Boşnak Partisi, Rafet Usoviç'in yönetimindeki Boşnak Partisi daha önce 90'lı yıllarda bütün Boşnaklar SDA çatısı altında siyaset yapıyorlardı. Ancak 2006 senesinde Karadağ'ın bağımsızlık referandumu ile bağımsızlık kazanması neticesinde yeni bir siyasi organizasyon yapılma zarureti ortaya çıktı. Bunun neticesinde 30 yıldır Milo Djukanovic önderliğindeki DPS, Demokratska Partija Socialista ismini taşıyan DPS partisi Karadağ'da yönetimi elinde tutuyor. Dolayısıyla Karadağ Devleti coğrafyası sebebiyle tarıma elverişli bir toprağa sahip değil. Büyük çapta turizmle ve hizmet sektörüyle ekonomisi hizmet sektörüne dayalı bir devlet. Yani siyasi iktidarların çok fazla ekonomide çok fazla belirleyici olduğu bir devlet yapısı var Karadağ'da. Yani siz eğer iktidarı elinizde tutuyorsanız her bakımdan 1-0 değil, 2-0, 3-0 belki maça önden başlıyorsunuz. Bunun farkında olan ve 30 yıllık bir siyasi deneyimden gelen Milo Djukanovic, Boşnak seçmenin bir kısmını yanına çekmeyi başardı. Neyle? Elindeki iktidar gücüyle bunu başardı. Ve Boşnak Partisi nüfus sayımlarıyla ortaya çıkan nüfus seçmen sayısına göre Boşnak Partisi beklenen oyları şu ana kadar alamadı. Ancak zaman içerisinde ülkedeki Belgrad'a dayalı muhalefetin gittikçe güçlenmesi sebebiyle Belki de milliyetçiliğin biraz daha ön plana çıkmasının da etkisi olabilir. neticesiyle biz Boşnak seçmenin de Boşnak Partisi içerisinde yavaş yavaş yoğunlaşacağını ve Boşnak Partisi safları içerisinde daha fazla teşkilatlanarak Boşnak kimliğini her alanda başta medyada, eğitimde ve sanatta Boşnak kimliğine dayalı sesleri daha fazla duyurmasını bekliyoruz.